Gazze meselesini konuşalım isterim. Öyle ki Netanyahu aslında Hamas'ın 3 aşamalı bir ateşkes önergesi vardı. Bunu reddetti. Şimdi tabii aslında sürecin başından bu yana konuştuğumuz bir Refah bölgesi konusu var. Şimdi Refah bölgesi artık Filistinlilerin sığınacağı son güvenli bölge olarak adlandırılsa da o noktada da saldırıları zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Ve yine aslında o saldırıların yapılacağına ilişkin, işte oradaki Hamas'a yönelik saldırıların yapılacağına ilişkin Netanyahu'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi tabii artık biz bu süreçte bambaşka bir konuyu da konuşuyoruz. Yani açlığın da insanların hayatını kaybetmesine sebep olduğu bir başlığı da konuşuyoruz. Bombardımanların yanı sıra tabii bombardımanlar bir yandan devam ederken bir yandan da açlığı konuşuyoruz. Şimdi kamuoyu baskısı da aslında devam ederken İsrail gerilimi yeniden tırmandırmaya çalışıyor ki açık ve net bir şekilde Refah bölgesine saldırı gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Buradaki amaç ne? Netanyahu'nun zaten sürecin başından beri oradaki Filistinlilerin tamamını işte Mısır'daki Sahra Çölü'ne aslında göndermek. Peki bu gerçekten yaşanabilir mi? Ve eğer böyle bir başlıkla karşı karşıya kalırsa Mısır buna müsaade eder mi? Tüm başlık konuşmak isterim hocam. Neler söylersiniz? Şimdi Arzu Hanım, bugüne kadar İsrail'in yapmış olduğu saldırılarda öncesinde ben hatırlamıyorum. Ya böyle bir işte plan onaylandı, şu oldu, bu oldu şeklinde bir açıklama yapılmıyor. Ama Refah kenti konusunda İsrail meclisinin, işte İsrail hükümetinin bu saldırı planını onayladığına dair 2 gündür açıklamalar yapılıyor. Bu şu anlama da gelebilir. Bakınız, İsrail aslında çok sıkıştı bölgede. Tamam, acıması yok, saldırı yapabilir. Bu konuda hiçbir aksi düşüncemiz yok. İsrail'in katlarlığı konusunda hiçbir aksi düşüncemiz yok. Ancak uluslararası kamuoyu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuya son dönemlerde cılız da olsa farklı yaklaşımı, Netanyahu'nun kendi iç kamuoyundaki gelen bazı tepkiler, Netanyahu'nun Refah bölgesini saldırı yapmadan boşaltılması için böyle açıklamalar yaparak hem uluslararası kamuoyuna daha fazla insani dram yaşanmadan burayı boşaltın mesajı veriyor. Kendisi de dolayısıyla burayı boşalttıktan sonra herhangi bir şekilde bir uluslararası alanda tepki görmeden işgal etme imkanı sağlamayı düşünüyor. Hem de bu bölgeye işte dediğim gibi bir şekilde insanları da Sina Yarımadası'na göndererek bu bölgeden kurtulmak istiyor, Filistinlerden kurtulmak istiyor. Ama tabii bu olur mu? Buna çaba gösteriyor. Fakat eğer bu sağlanmazsa, bu olmazsa bu sefer diyecek ki ben bakınız o kadar çağrı yaptım, boşalttım, boşaltmadınız, bunu açıkladım, günler öncesinde burayı saldırı planını onayladığımı söyledim şeklinde bir bahane ileri sürerek buraya saldırısına devam edecektir İsrail. İsrail buraya saldırmaması için herhangi bir şu anda onlar nezdinde bir sebep yok. Çünkü nihai amaçları siz... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.